أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Rızasını kazanmamıza, imanımızı artırmaya, takvamızı, ihlasımızı ziyadeleştirmeye, ahiret azığımızı elverişli hale getirmeye vesile eylesin. Yüce Rabbim attığımız adımlara, atacağımız adımlara bir hacc-i ekber sevabı ihsan eylesin. Son nefesimize kadar dinine, Kur'an-ı Azimuşşan'a hizmet eden sevdiklerinden bizleri ayırmasın. Kıymetli dostlar, Tevbe suresinin 36. ayeti kelimesinde Allah Celle ve Ala Hazretleri bir gerçeği haber veriyor. Estaizu billah, inne iddete şuhuri indallahi 12 şahran fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arda minha erba'atun hurum. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu kainatı yarattığında, güneşi ve dünyayı yarattığında gece ile gündüzü de yaratmış oldu. Ve dolayısıyla gece ile gündüzün devranından günler, haftalar ve aylar, daha sonra da yıllar oluşmuş oldu. Yani güneşin doğması batması bir zaman ayarını sağlamış oldu. Günler, haftalar, aylar, seneler bu olaya göre, bu olayın etrafında şekilleniyor. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu kainatı yarattığında, bu düzeni koyduğunda yılın 12 ay olarak tertip ve tanzim edildiğini haber veriyor. Demek ki kainat yaratıldığı zaman sene 12 ay olarak tanzim edilmiş Allah tarafından. Bu kameri ayda da 12 aydır. Şemsi ay dediğimiz, kullandığımız efendim miladi takvimde de 12 aydır. Sadece ikisi arasında bir 10 gün fark vardır. Güneşe endeksli olan 365 gündür sene, aya endeksli olan 355 gündür. Dolayısıyla senenin tamamı 12 aydan ibarettir. Rabbimiz Celle Celaluhu yerleri ve gökleri yarattığı günden itibaren ayların senenin 12 aydan ibaret olduğunu beyan buyurduktan sonra minha erba'atun hurum. Bu aylardan 4 tanesi vardır ki onlara haram aylar denir, muhterem aylar denir, hürmete şayan aylar denir diyor Rabbimiz. Tevbe suresinin 36. ayeti kelimesinde. Şimdi 4 tane haram ay deriz veya muhterem ay deriz, hürmete şayan ay deriz. Bu 4 tane aydan birisi Zilkade'dir, birisi Zilhicce'dir, birisi Muharrem ayıdır. 3 tanesi peş peşe geliyor. Bir tanesi de Recep ayıdır. O da 3 aylardan bir tanesidir. Bu yani bizim kullandığımız Recep, Şaban, Ramazan ayının birincisidir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bugün Zilkade'nin birinci günüdür. Zilhicce'nin 10. günü de bayramın birinci günü olmuş oluyor. Yani takriben Kurban Bayramı'na 1 ay 9 gün 10 gün kalmış oldu. Akşam itibariyle biz Zilkade'nin ikinci gününe girmiş olduk. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu bu 4 aya haram ay diyor, muhterem ay diyor. Bu 4 tane aya 12 ay içerisinden farklı bir değer verdiğini ayet-i kerimesinde ifade etmiş oluyor. Bu sadece bizim zamanımızda, yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında değil, daha önceki dinlerde de bu 4 ay muhterem ay olarak kabul edilirdi. İnsanlar bu 4 ay dediğimiz haram aylar içerisinde kendilerine çok daha fazla dikkat ederlerdi. Günaha girmeme noktasında, hani nasıl biz Ramazan-ı Şerif'e gerçekten değer veririz, Ramazan-ı Şerif'te imkan nispetinde nefsimizi frenleriz, ibadetlerimizi çoğaltırız. Ta eskiden beri bu 4 aylara
semavi dinlere inanan insanlar hürmet etmişlerdir, saygı göstermişlerdir ve Kur'an-ı Kerim'de de bu yerini almıştır. Peki devam eden ayeti kerimede velike dinul kayyim, bu Allah'ın ortaya koyduğu değişmeyen, bozulmayan bir kuraldır. Efendim, فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ, bu haram aylarda nefsinize zulmetmeyin diyor Allah. Şimdi ayetin orijinal tercümesi, bu aylarda nefsinize zulmetmeyin diyor. Peki nefsinize zulmetmeyin sözünde ne kastedilir? Yani kendinizi bıçaklamayın, kendi alnınıza kurşun sıkmayın manasında değildir bu. Zaten bu her zaman yasaktır yani. Kur'an-ı Kerim'de zulüm ifadesi, bir insanın kendisine zulmetmesi veya bir insanın zalim olması demek, bir başkasına silah dayaması anlamında değil sadece. Bir insan kendi ibadetini, farzlarını aksatıyorsa, yapmıyorsa ona da zalim deniyor. Farz olan orucunu tutmuyorsa ona da zalim deniyor. Zekatını vermiyorsa ona da zalim deniyor. İçki içiyorsa, kumar oynuyorsa, yalan söylüyorsa ona da zalim deniyor. Eşine, çocuklarına zulmediyorsa ona da zalim deniyor. Ama ibadetlerini aksatan insana veya haramlara daldıran insanlara da Kur'an-ı Kerim zalim ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla kıymetli dostlar, birinci cümle olarak zalim kelimesinin anlamını, Kur'an-ı Kerim'deki anlamını düşünerek kendimizi bir çek yapmamız lazımdır. Yani yalan söylemek zulüm ise yalan söyleyen zalimdir. Anneye babaya hakaret etmek zulümse bunu yapan zalimdir. Namazı kılmamak zulüm ise kılmayan zalimdir. Farz olan orucu tutmamak zulüm ise tutmayan kişi zalimdir. Zekat vermemek bir zulüm ise zekatını vermeyen kişi Allah nezdinde zalimdir. Bir insan camideki cemaat içerisinde herkesin parmak ısıracağı kadar derviş olabilir. Sakalı yerinde, cübbesi yerinde, sarı yerinde olabilir. Bu ibadet yönüyle iyi olduğunu, görünüşte en azından iyi olduğunu gösterir. Ama o insan dışarı çıktığında yalan söylüyorsa, o insan dışarı çıktığında birilerini aldatıyorsa, o insan dışarı çıktığında evine gittiğinde hanımı nereden geldi bu ya, çocuklar bu nereden geldi, keşke gelmeseydi de onlara söyletiyorsa, evde terör havası estiriyorsa, bu insan camideki ibadetine baktığın zaman her ne kadar derviş gözükse bile Kur'an ifadesiyle bu insana ne denir? Zalim denir. Yeri gelmişken şunu paylaşmak isterim sizinle kıymetli dostlar. Her insanın normal bir aile hayatı vardır. Bir de iş ve arkadaş hayatı vardır. İş ve arkadaş hayatımız bizim hep aile hayatımızdaki, yuvamızdaki huzuru, mutluluğu, refahı yakalamamız içindir. Yani neden işe gidiyoruz? Çoluğumuzun, çocuğumuzun ihtiyaçlarını rahatlıkla görelim. Onlara güzel bir istikbal elimizden geldiği kadar harcayalım, hazırlayalım diye bunu yapıyoruz. O zaman şunu söylemek lazım. Hiçbir zaman hedef ile araç, amaç ile araç aynı değildir. Yani insanın iş yerinde çalışması, müşterilerle boğuşması araçtır, amaç değildir. Amaç nedir? Çoluğunun, çocuğunun helalinden nafakasını temin etmesidir. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak güzellikleri gerçekleştirmektir. Hiçbir zaman araç amaçtan daha değerli değildir. Şöyle örnek vereyim size. Biz şimdi Allah'a secde etmek için ne tarafa yöneliriz? Kabe'ye yöneliriz. Namaz kılarken Kabe'ye dönmemiz, Kabe ne oluyor? Araç oluyor. Amaç nedir? Allah'ın rızasını kazanmak. Hiçbir zaman Kabe Allah'tan daha önemli olabilir mi? Haşa, olamaz. Demek ki amaçlardır asıl değerli olanlar. O zaman ben de siz dostlarıma diyorum ki,
Hayatta bütün boğuşmalarımız aldıydı, verdiydi, borçlanmaydı, ödemeler dengesindeki stres ve sıkıntıydı. Bütün bunlar çoluğumuzla, çocuğumuzla mutlu bir hayatı sürdürebilmek, ahiret hayatımızı kazanmak için değil midir? Evet. Demek ki çalışmamız amaç oluyor, araç oluyor. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, yuvamızla elde edeceğimiz huzur ve mutluluk da amaç gibi olmuş oluyor. O zaman hiçbir zaman bizim iş ortamımız aile bireylerimizden daha değerli olamaz. Yani evimizde kim var? Annemiz var, babamız var, eşimiz var, çocuklarımız var. Bunlar bizim, ya biz onların birer parçasıyız veya onlar bizim birer parçamızdır. Annemizin, babamızın biz birer parçasıyız. Çocuklarımız da bizim birer parçamızdır. Eşlerimiz de bizim hayat arkadaşımızdır. Dolayısıyla şu cümleyi özellikle paylaşmak isterim siz dostlarım. Dışarıda arkadaşlarımızla her türlü gülmek, sevinmek, mutlu olmak, sevinçli anlar yaşamak eğer bizim hakkımızdır diyorsak, bundan daha fazlası aile bireylerimiz hak etmektedir. Yani dışarıda böyle gül gibi açan, evine girdiği zaman mahkeme suratı gibi olan bir insan aslında ciddi manada kul hakkına tecavüz ediyor demektir. Yani bizim hayatımızı en çok kendileriyle geçirdiğimiz, zaman dilimlerini kendileriyle harcadığımız, yetiştirmekte olduğumuz çocuklarımızdır, aile bireylerimizdir. Aynı evde kalıyorsak annemiz babamızdır. Dolayısıyla bunlarla olan hukukumuz dışarıdaki insanlarla olan hukukumuzdan daha fazladır ve daha da önemlidir. Şöyle bir soru sorsam size. Bir insan düşünün ki dışarıdaki arkadaşları bu çok iyidir, melek gibidir deseler ama evdeki eşi ve çocukları ejderha gibidir derlerse hangisi doğru? Dışarıdakilerin söylediği mi doğru, içeridekilerin söylediği mi doğru? Bu insanın gerçek yüzü hangisidir? Arkadaşların dediği değildir. İçeridekilerin söylediğidir. Onun için mutlaka herkese iyi davranmalıyız. Dışarıdaki insanlara iyi davranırken evdekileri adam yerine koymazsak, insan yerine koymazsak, onlara bir değer verdiğimizi ortaya koymazsak, başka bir ifadeyle zulmetmiş oluruz. Zulmedince de zalim olmuş oluruz. Bu önemlidir kıymetli dostlar. Beni ne kadar ilgilendiriyorsa sizi, sizi ne kadar ilgilendiriyorsa beni de o kadar ilgilendiriyor. Ben kendi çevremden tanırım. Siz de kendi çevrenizden tanırsınız. Belki bazen aynaya da bakınca da görmüş olabiliriz. Efendim dışarıda gerçekten böyle melek gibi insanlara gülücük atan ve sosyal olan insan eviyle olan münasebetlerinde çok farklı bir boyut olabiliyor. Birisi yaz, birisi kış gibi arada ciddi farklar olabiliyor. Bu noktada kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu hem babanın Allah'ıdır, hem oğlanın Allah'ıdır. Hem kadının Allah'ıdır, hem de kocasının Allah'ıdır. Ben babayım diye çocuğuna haksızlık yapma hakkına kimse sahip değildir. Ben erkeğim diye eşine haksızlık yapma hakkına kimse sahip değildir. Ben amirim, patronum diye işçisine kimse zulmetme hakkına sahip değildir. Çünkü patronun da Allah'ı aynıdır, işçinin de Allah'ı aynıdır. Patron da Allah'a, koca da Allah'a, baba da Allah'a, evlat da Allah'a, işçi de Allah'a hesap verecektir. Dolayısıyla Allah'ın nezdinde herkes kuldur. Kimse başka bir şey değildir. Peygamberler de nedir? Allah'ın bir kuludur. Biz de Allah'ın bir kuluyuz. Dolayısıyla çocuklarımıza, eşlerimize, emrimizin altındakilere eğer bir haksızlık yaparız, onlar bizden korkarak seslerini çıkarmazlarsa, seslerini çıkaracakları bir gün gelir. O zaman da biz altından kalkamayız. Biz hesabını veremeyiz, mahcup oluruz. Ben tekrar ayeti kerimeye dönüyorum. Nereden geçtik bu cümleye?
zulüm ifadesi Kur'an-ı Kerim'de yanlış yapan insanın yanlışına zulüm denir. Bu yanlışı yapan kişiye de zalim denir. Yanlıştan maksat nedir? Bir harama muptela olmak, bir günaha muptela olmak yanlıştır. Bir ibadeti terk etmek, aksatmak bu da bir yanlıştır. Öyleyse her ibadetini aksatan kişi zalimdir. Her harama muptela olan, haram tiryakisi olan insan da zalimdir. Kur'an literatüründe böyledir. Biz kendi millet olarak zalim dediğimiz zaman bir canlıya zulmeden ama insana ama hayvana zulmeden haksızlık yapana zalim deriz. Bu biraz dar çerçevedir. Kur'an literatüründe bu böyle değildir. Daha geniş manadadır. Öyleyse ayetimizde Allah Celle Celaluhu فَلَا تَظْغِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ yani haram aylar geldiği zaman dikkatli olun, kendi nefsinize zulmetmeyin diyor. Ne demek oldu bu? İbadetler konusunda aksaklık yapmayın, haram ve günahlar konusunda da kendinize dikkat edin, zulmetmeyin, haramlara, günahlara bulaşmayın. Aslında her zaman haram haramdır, günah günahtır. Hiçbir zaman harama bir insan bulaşmamalı, ibadetleri hiçbir zaman aksatmamalı. Ama bu ayların fazileti sebebiyle bu aylar geldiğinde Allah Celle ve Ala Hazretleri gökten görevlendirdiği bir takım melekler ya bâgıyel hayri akbil ya bâgıyel şerri ey hayri murad eden iyilik yapmak isteyen akbil hadi koş koş tam zamanıdır veya bâgıye şerri ey kötülüğü arzu eden emsik, emsik, frene bas, frene bas, frene bas der. Cenab-ı Hakk'ın nurdan yaratmış olduğu rahmet melekleri bu aylar geldiği zaman iyilik yapan insanlara haydi haydi diye teşvik verirler. Günah işlemek isteyen insanlara da frene bas, frene bas, frene bas telkininde bulunurlar. Biz bu kulağımızla bu sesi duymamız gerekseydi Cenab-ı Hak bu sesi bize duyururdu. Ama Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla veya elçileri vasıtasıyla bu bilgiyi bize duyurması yeterli olduğundan dolayı aynen kulağımızda duymuş gibi biz bunu kabul ederiz. Şimdi kıymetli dostlar, demek ki bu haram aylar birincisine girdiğimiz Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayı. Bir tanesi ileride, bu 3 tanesinden ayrı Recep ayıdır. Bu aylarda biraz daha dikkatli olmamızı tavsiye ediyor bize ayet-i kerime. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman haram aylar dediğimiz bu aylarda normal zamanlarda pazartesi, perşembe orucu, nafile oruç olarak tavsiye edilirken haram aylarda pazartesi, perşembe, cuma, cumartesi. Yani haftanın 4 günü oruç tavsiye ediliyor. Birincisi pazartesi, ikincisi perşembe, 3 cuma, 4 cumartesi. Yani zaten hafta 7 gündür, değil mi? 4 tanesini oruçla tutunca %50'den fazlasını oruçla geçirmiş oluyorsun. Bir de 13, 14, 15'ini de peş peşe oruç tuttuğun zaman ayın yarısından çoğunu oruç tutmuş oluyorsun. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bu aylarda yapılacak olan sadece namaz ve oruç meselesi değildir. Hayır namına yapılacak olan zikirdir, tevbedir, istiğfardır. Bir yetimin başını okşamaktır, bir fakiri sevindirmektir. Bunların her birisi bu aylarda katma değerle karşımıza çıkacaktır. Şimdi kıymetli dostlar, paylaşmak için söylüyorum. Geçtiğimiz perşembe ve cuma günleri Furkan Hoca Efendi bu yolculukta yanımızda yoktu. O Özbekistan yolculuğumuzda vardı. Enes kardeşimiz bir iki dostumuzla beraber şeye gittik. Enes yoktu değil mi şeyde? Birincisinde vardı. Bir iki hoca efendiyle beraber gittik. İdlib'e gittik. İdlib yolculuğumuzda gerçekten bizim Türkiye'nin himayesinde gibi olan, onların kontrolünde olan İdlib bölgesinde insanların yaşama, hayat tarzlarını gördüğümüz zaman
yürekler acısı bizim ne kadar büyük ve çok şükrünü elde edemeyeceğimiz nimetler içerisinde olduğumuzu aynen yakın hem duymak vardı bir de görmek var. Veleysel haberu kelayen, görmek başka şeydir, duymak başka şeydir. Bizde görev yapan Suriyeli hoca efendilerden birisine sordum. Dedim annen baban memlekette onların şartları nasıldır? Dedi hocam durumlar çok kötü dedi. Bombardıman tehlikesi yok artık onlar rejimin kontrolü altına olan yerlerdedir. Hayati tehlike yok ama yiyecek içecek yok. Var olanlar çok pahalı alma imkanı yok. İnsanlar birinde para görüyorsa onu ya çalmak suretiyle veya gasp etmek suretiyle veya öldürmek suretiyle parasını almaya çalışıp hayata tutunmaya çalışıyor. Var olan yiyecekler çok pahalı, elektrik yok, su yok, merkezlerde elektrik yok, su yok. Çok popüler insanlar müstesna yerlerde elektrikle hayatlarını sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla buzdolabının, çamaşır makinesinin elektriğin girmediği bir yerde insanların çalışma gücü de yok. Bir memurun aldığı, oradaki şartlarda aldığı maaş bir hafta yetmez. Oradaki erzak şeylerine göre, değerlerine göre bir hafta yetmez. Peki bu insanlar ne yapacaklar? Çok affedersin, namusunu mu satacak? Ne yapacak? Hayatını nasıl sürdürecek? Gerçekten çok zor. Kayalıklar üzerinde oluşturulan çadırlar vardı. 10 senedir, 11 senedir bu insanlar o çadırlarda yaşıyorlar. Bunun tuvalet ihtiyacı nasıl? Su ihtiyacı nasıl? Şunu da paylaşayım sizinle. Orada bizim dostlarımızdan, tanıdıklarımızdan, hoca efendilerimizden Kıyamder diye bir kuruluş var. Çok güzel ve bilinçli hizmet yapıyor orada. Darül Eytam, bizim kendileriyle çalıştığımız Sedat Çevi abimiz var. Onlar da çok güzel ve bilinçli hizmet yapıyorlar. Haydar da güzel ve bilinçli hizmet yapıyor. Orada gezdiğimizde bazılarının vatandaşlardan efendim ev yapacağız diye para topladığını, pirketten ev yaptıklarını ama hiçbirisinin kullanılmaz halde olduğunu, dolayısıyla sadece bir çöpten başka hiçbir şey olmadığını gözümüze gördük. Bilinçsiz bir şekilde bir şeyler yapılmış, üzerine de yapan derneğin ismini yazmış, fotoğrafını çekmiş, vatandaşa göndermiş ama içerisinde kimse yok. Şimdi orada sistemde öyle bir şey var ki, yapılan bir eve girdiğin zaman kayda giriyorlar, daha sonra orasını değiştirme hakkın, şansın yoktur. Yeni yapılacak evlere başkalarını da koyacaklardır. Sen iki defa ev seçme hakkın yoktur. Vatandaş bakıyor burada yaşanır mı? Yaşanmaz. Efendim o zaman buraya kaydımı yaptırarak ev hakkımı iptal etmeyeyim diye birçok pirketten yapılmış evlerin bomboş olduğunu aynı yakın gözümüzle beraber gördük. Yani o bölgede yapılacak olan hizmetleri bilinçli olarak yapmak lazım veya en azından bilinçli olarak hizmeti yapanlarla yapmak lazımdır. 150 yetimin okuyacağı bir okulun açılışına gitmiştik. Karşınızda 150 tane yavru var ve her birisi yetim. Müracaat 250-300 civarında müracaat oldu. Fakat apartman misali yer, bütün sınıflarda 25-30 kişi, odalarda küçük yani büyük değil, her tarafı lebalep dolu. Bazı yerlerde efendim eğitim hizmetlerini yaparken yatılı yer kullandıkları da vardır. Yani inan ki girdiğiniz zaman o yatılı dedikleri yerde, yemekhane dedikleri yer bizim evimizin asla evle kıyaslanamaz da yani. Çöpleri attığımız yerden daha berbat yani. Yattıkları yer keza öyle. 3 katlı demir branzalar yaptılar ki yani. Küçücük bir odaya 2 tane branza koyarsak 6 kişi alt alta üst üste branzada yerleştirmiş olabiliriz. 3 tane branza koyabilirsek 9 kişi yerleştirebiliriz. Şartlar çok elverişsiz. Ama ona da bayram ediyorlar böyle bir şey bulduk diye. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten Türk milleti, bizim milletimiz asil bir millettir. O bölgedeki insanlara ciddi manada yardım etmiştir. Etmeye de devam ediyor. Her gün tırlar giriyor, çıkıyor. Erzaklar dağıtılıyor.
O insanların ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Mescitler, okullar yapılıyor. Efendim evler yapılıyor. Dediğim gibi bilinçli insanlarla yapılmış olması çok daha güzeldir. Ama şu bir vakadır ki onlar buna rağmen bulundukları nimetlerle bizim bulunduğumuz nimetlerin kıyasını yaptığımız zaman asla kıyası mümkün değildir. Şunu paylaşayım. Orada arkadaşlar, orada kalan arkadaşlar şunu söylediler. Rejim ve Ruslar zenginlerin böyle havuzlu villalarının olduğu bölgeyi de tek tek hepsini vurmuşlar. Tek tek. O villalar şimdi tamamen haram. O villalarda yaşayan kimse yok. Yani milyon dolarlarla yapılmış villalar. Onların sahipleri ya şehittir veyahut da bir çadıra sığınmıştır. Hayatını bu şekilde sürdürme durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu manzarayı müzakere ederken Arakan'a gitmiş Bengaldeş'teki o 1 milyon mültecinin bulunduğu çadırlara giden kardeşimiz dedi ki hocam bu Suriye'dekiler ağa gibi, paşa gibi yaşıyorlar dedi. Arakan'dakilere, o Bengaldeş'teki çadırlarda yaşayanlara göre. Oradakilerin yiyecek içecek imkanları bile bunlara göre yok sayılacak kadar azdır dedi. Dolayısıyla kıymetli dostlar bu aylarda yani 4 ay, haram ay dediğimiz bu aylarda hem ibadetlerimiz, hem orucumuz, hem tesbih ve zikirlerimiz, virtlerimiz, hem de yapacağımız iyilikler, yani Allah için yapacağımız her türlü iyilik kat kat fazla olarak bize yansıyacaktır. وَقَاتِلُ الْمُشْرِك۪ينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً Ey Müslümanlar! Gavurlar nasıl ki toplu bir şekilde sizinle savaşıyorlarsa, siz de toplu bir şekilde onlarla savaşacaksınız. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Şunu bilin ki Allah takva sahibi olanlarla beraberdir. Yani ayet-i kerimenin sonunda Cenab-ı Hak bize buyuruyor ki, bakın kullarım kafirler size düşman olmakta nasıl birleşiyorlar. Değişik ülkeler olabilir ama Müslüman düşmanlığında birleşiyorlar. Sanki farklı farklı ülkeler değil, bir ülke gibi hareket ediyorlar. Onlar böyle hareket ederken siz de birleşin, Müslümanlar siz de birleşin. Tek vücut olun, tek efendim yürek olun, tek yumruk olun diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i severiz. Kur'an-ı Kerim bizi bağlayıcıdır. Ama gerçekten ülkemize baktığımız zaman, Bilad-ı İslamiye'ye baktığımız zaman, ülkemizin konjonktürüne baktığımız zaman biz Müslümanız diyen insanlar bir araya gelmekte zorlanıyoruz. Kardeşle kucaklaşmakta zorlanıyoruz. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkmış oluyoruz. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Şunu bilin ki Allah'tan sakınan, emir ve yasaklarına uyan insanlarla beraberdir. Eğer siz beni dinlerseniz ben de sizi dinlerim diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'i buraya geldiğimde ilk açtığımda karşıma çıkan ayet-i kerime de şu olmuştu. Estağfirullah. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُمْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ Allah Celle Celaluhu bir millete bir nimet verdiyse, bir bolluk verdiyse, bir rahatlık verdiyse Allah bu nimeti almaz. Ne zamana kadar almaz? O millet kendisini değiştirmedikçe, ahlakını Kur'an'a karşı tutunmuyor, duruşunu değiştirmedikçe Allah verdiği nimeti almaz. Kıymetli dostlar, Suriyelilere verdiği nimeti aldı mı? Aldı. Iraklara verdiği nimeti aldı mı? Aldı. Afganistanlara verdiği nimeti aldı mı? Yıllardır aldı. Dolayısıyla bize vermiş olduğu, Osmanlı zamanında vermiş olduğu nimeti onu da aldı. Ama şu anda biz farklı bir nimet içerisindeyiz komşularımıza baktığımız zaman. Bu nimeti de alabilir mi? Elbette alabilir. Suriye'nin başına gelen bizim başımıza gelebilir mi? Gelebilir. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. O zaman bize düşen şudur kıymetli dostlar. Ahlakımızı, ibadet performansımızı, Kur'an-ı Kerim'in karşısındaki duruşumuzu mutlaka günden güne daha ileri seviyeye götürmemiz lazım. Mesela şimdi siz dostlarımızla Tevbe suresinin bir ayetini okuduk. 4 aylarla ilgili bir şeyler söyledik. Nereden söyledik? Kur'an'dan söyledik. Hadis-i şeriflerden naklettik. Ha bu beni ilgilendirir mi? Herkes beni ilgilendirir deyip bir çalışma içerisine girmesi lazım.
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Rabbim bu güzel günleri en hayırlı, en bereketli bir şekilde değerlendirmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbim ailece Allah yolunda yürümeye, cennete doğru koşmaya her birimizi muvaffak eylesin. Bizleri, eşlerimizi, çocuklarımızı, komşu akrabalarımızı ibadete düşkün olanlardan eylesin. Haramlardan nefret edenlerden eylesin. Pislikten nefret eder gibi haramlardan, günahlardan nefret etmeyi, tadili erkana riayet ederek güzel güzel namaz kılma alışkanlığını kazanmayı eşlerimize, çocuklarımıza, her birimize Rabbim nasip eylesin. Ahirette yüzümüzü kara çıkaracak, eyvah ben neden böyle yaptım dememize sebep olacak her türlü yanlışlardan bizi de, eşlerimizi, aile bireylerimizi, dost ve yaranlarımızı, bütün mütevellideki dostlarımızı da muhafaza eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.